Tamam kuzum dur dur, korkma korkma, tamam yok bir şey, geçti. Sen kimmişsin acaba ya, kimmişsin acaba sen kız? Gündi, küçük Gündi. Adını de bakayım bana. Tamam adını deme, ananla babanın adını de. Ama korkmaktan çocuğun uyku tutulmuş ya, yazık. Uykusuzum, bak bana bak, bak bana. Şimdi doktor amcan geldi buraya. Kimse ben buradayken sana kötülük de yapamaz, kimse seni de özelmez, tamam mı? Geçti artık, tamam mı? Ben buradayım. Korurum seni, o pisliklerin hepsinden korurum, tamam mı kuzum? Dur dur dur, tamam. Şuraya bir yaklaş. Emredersiniz komutanım. Anka bir yuva. İki kamyonet tespit ettik. Kasasında insanlar var. Geç makinem sende. Neredeler komutanım? Araçlar bulunduğunuz yerin kuzeydoğusunda. Hareket halindeler. Tamam komutanım. Hemen harekete geçiyoruz. Çocukları sınıra dar geçide gönderiyorum komutanım. Onları biz karşılarız Anka bir. Kampta araç var mı delikanlı? İki araç var. Rüstem komutan ikisini de götürdü. Oğlum. Şu her geriye komutanım deyip durma lan. Çocukları toparla çabuk. Kamptan çıkıyoruz. Doktor! Hadi çıkıyoruz. Geldim ağa. Gel yavrum gel. Gel. Bu ne ya? Fil ya. Bu civarda zaten çok meşhur. Ya senin ne kadar saçma sapan soruların cevapların var. Pardon dostum ya. Küçücük kız çocuğu. Bu kızı fidye için kaçırmış olmalı şerefsizler. Doktor, ailesini sordun mu? Ya aga, bu kızı çok korkutmuşlar. Eli tutulmuş, konuşamıyor ki zavallı. Ay, ay canım benim. Gel buraya. Ya aga, yani kader de yaşasa, vallahi aynı bu boyda olacaktı ha. Vallahi içim kıpır kıpır oldu ha. Ay canım benim, kıpır kıpır oldu. Bitlenmişsindir doktor, ondandır. Ya ne kadar da komik espri yapıyorsun sen ya kordon. Ya sen ne kadar boş boz, ne kadar münasebetsiz bir şey oldun ya. Ye. Doktor. Keserim o dilini. Boş boğazı görürsün. Tatlım sen onun öyle agresif tavrına şey yaptığına bakma. Aslında çok terbiyelidir. Eğitimlidir. Isırmaz. Good boy. Sakin. Good boy. Güzel kızım benim, meleğim, canım zeynepim. Doktorun öldürdüğü kızın bu muydu? Evet Şahmaran. Kızının intikamını alacaksın Zafer. O doktora kızıma yaptığını yapacağım. Onu parça parça edeceğim. Elbet karşıma çıkacak bir gün. Fazla beklemeyeceksin. Yüzbaşıyı tanırım. Bölgede bir yerde olduğuna eminim. Bu çocuğu niye aldın doktor? Sen sor. Hemen boşboğazlık et. Ben de ne felsefede kalmış hele senin o sorularına cevap vermeye çalışayım diye aldım kordon. Ya ne alacağım acaba? Orada o pisliklerin elle teslim edilir mi şu yavrucak ya? İşte yanımda dursun otur. Doktor, çatışmaya girerken bu çocuk ne olacak? Aga hiç merak etme. Onların hepsini ben düşündüm tasarladım. Şimdi bunu bir yere sakla. Güzelce kimse göremez. Ondan sonra da işte kasabaya dönerken alırız yanımıza. Anası babası nerede? Onları bulup teslim ederim Allah'ın izniyle. Ya ailesini bulamazsan? Bu sorduğun soruyu sorduğun için çok teşekkür ederim. Ya acaba ne yapacağım? Ne yapayım? Kendim evlatlık alırım. Çok sevdim zaten ben bu kızı. Aynı benim kendi kızım gibi. Canım benim. Çitlenmiş ya.
Komutanım inşallah Meryem bacının reynelerin başına bir iş gelmeden yetişiveririz gari. Albay uydu görüntüsünden takibi aldım imiş. Rüstem Şahmaran'a ulaşırsa bu bizim felaketimiz olacak. Rüstem soytarısı bizi Şahmaran'a götürüyor. Yeter ki Meryem ve reynelere zarar gelmeden köye ulaşalım. Hadi durmayalım, çıkalım. Haydi atlara gidelim. Haydi hoppa. Ankabir'im ha. Dinlemedeyim. İki araç bir yerleşim birimine doğru yaklaşıyor Ankabir. Şahmaran denen iblisin ini olmalı komutanım. By making terrorism. Götür lan şunları, götür. Please let us go. Meryem bu. Zafir. Kızım, senin bu soysuzların arasında ne işin var? Kafayı mı yedin sen ha? Kes sesini Meryem. Sonunda yakaladım seni. Sen hala bu demiri mi takıyorsun yüzüne? Ulan takıya masken de düştü. Maya bütün pisliğini deşifre etti senin. Yerinde olsam ikinci evime kaçardım. Ulan zaten sana hıncım var. Sıktırma kafana. Dur. Önce gazeteciler, en sonda sen gebereceksin. Özel bir tabutla da yüzbaşıya göndereceğim seni. Sen tabutçuyu duydun mu Yavuz Bey ha? Sana kapaksız tabut yapmış. Ölümüne hazırım. Dut gelme! Dut şakleme! Dut şakleme! Şahmaran! Ne var? Zungurlar geliyor. Ne? Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Kafayı mı yedin? Hayal mi görüyorsun? Geliyorlar. Güneydeki kayalıklardan geliyorlar. Kaç kişi vermiş? Kaç kişi oldukları ne yapacaksın oğlum? Onlar sungurlar, aptal herif. Güneydeki gözcüler. Köye saldırı var. Sungurlar geliyor. Yaklaştırmayın onları. Emredersin Şahmaran. Hadi çabuk! Çabuk!
gel benim. Hadi çabuk. Ajan kızı getirin lan. Kameranın önünde infaz edin. Bırak lan. Vatan için öldürmeyi bildiğimiz gibi başımız dik ölüme gitmeyi de biliriz. Olamaz. Olamaz. Meryem'i de yakalamışlar. Gel. Zafir. Dağın diğer tarafından çıkacağız. Helikopter bizi bekliyor. Hadi. Savaştan kaçıyorsun Şahmaran. Savaşa gideceğimiz yerde devam edeceğiz Zafir. Benim yerim burası Şahmaran. O doktorla görülecek bir hesabım var. Ben gelmiyorum. Geleceksin ulan. Bunu göze alamam ben. Nereye gideceğimi bir tek sen biliyorsun. Kimseye söylemem. Sen git Şahmaran. Gideceğin yeri bir tek sen bilirsin. Yakalanırsan çözerlersin. Bunu göze alayım. Celat, infaz et şunu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hayır yapmayın lan, dokunmayın. Dokunmayın. Yapmayın. Hadi bekleme, sıksana. Meryem ha? Şükürler olsun. Aslanım benim Serdar. Şükürler olsun. Çok şükür. Aman şerefsizi nerede? Ha? Vatan evlatlarının geldiğini duyunca kaçtı şerefsiz. İyi misin? Tamam. Teslim oluyorum. Olma lan. Teslim olma. Çök lan. Ne yapıyorsun lan sen? Mısın sen? Kes lan sesini. Lan dur Saray, lan yapma!
Şahmaran şerefsizi içeride yok. Komutanım, Rüstem şerefsizi layığını buldu. Hadi, göğe dağılalım da Şahmaran şerefsizini bulalım. Bu nereden çıkmış? Şahmaran şerefsizini kaçıyor işte. Ulan Alcan, yerin dibine girsen de kaçamazsın. Sonun geldi şerefsiz. Nereye gidersen git peşindeyim. Şahmaran haini bu görüntüleri bütün televizyon kanallarına dağıtmış. Alçak herif. Hainin bu son görüntüsü de karargaha gönderildi. Ben savaşa daha yeni başlıyorum albay. Her gününüz, yaşadığınız son gününüz olsun diye dua edeceksiniz. Beni durdurmaya gücünüz yetmeyecek. Kanıma dokunuyor bu şeytanın yamağının yaşaması komutanım. Ne yapacaksak yapalım artık. Bu eli kanlı katili derhal indirmek zorundayız komutanım. İstihbarat teşkilatımız bölgedeki istihbarat birimleriyle işbirliği yapıyor. Her yerde Şahmaran'ı arıyorlar. Hala izine rastlanamadı. Meryem, senin bir tahminin var mı? Yok Sardar. Şahmaran saklandığı yerleri bir sır gibi saklamayı başarıyor. Çıkmaz bir yolda gibiyiz. Yeni eylemlere girişmeden bu haini bulmak zorundayız. Evelallah, o yılanın gizlendiği deliği bulup kafasını ezeceğiz komutanım. Çıkar dilini bakayım. Biraz üşütmüş o kadar. İyi. Kızımız gayet iyi durumda. İyi, zaten benim kendi uzman görüşüm de aynı yöndeydi. Yani öyle dedim ben de. Dedim bir sizden fikir alayım dedim. Ya yalnız şöyle bir husus var. Kendisi hiç konuşmuyor ya. Vallahi hiçbir şey demiyor yani. Niye ki acaba? Kaçırıldı dediniz. Evet, kaçırıldı. Neler yaşadığını bilmiyoruz. Evet. Korkudan konuşmuyordu. Kendine güveni gelince konuşacaktır. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor. Sağ olun. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok. Cidden ne oldu acaba? Bak aklı çıktı. Aha doktora da sorduk işte. Gerçekten hiçbir şeyin yok mu? Çok iyimişsin. İşte bir de konuşsan anayla baban yerini söylesen var ya her şey süper olacak. Hürri bak olacak. Yoksa doktorun üstüne kalıvereceksin. Cidden mi? Ya acaba ben bundan mı korkacağım acaba? Kalsın ne var yani? Cidden bir o benim ya. Aynı benim çocuklarım gibi. Onları hatırlatıyor bana. Tamam hadi. Hadi bakayım Çitlenbik. Yürü gidiyoruz. Haydi bakalım. Çitlenbik. Yürüyen Çitlenbik geliyor. Öyle kapıdan portak gibi çıkılır mı acaba? Kendine bir çeki düzen ver. Açıl! Açıl! Geç yavrum şöyle. Çitlenmeyi nereye götürüveriyor sadıcım? Şöyle yapıyoruz. Sen al çitlenmeyi. Güvenli gece konduya götür. Ben de gideyim ona iki oyuncak boyuncak alayım da şuna bak güldürüvereyim ha. Sevindireyim sadıç. Güzel kız. Hadi git. Hadi yürü gidelim sadıç. Uyan, çabuk uyan. Ne var? Doktorun olduğu yeri biliyorum. Nerede? Hemen söyle. İlçede gizli bir gecekondu varmış. Orayı biliyorum. Kalkmama yardım et. Yaralısın Zafer.
Bırak istersen. O doktoru gebertip kızımın intikamını alacağım. Bana silah ver doktor. Hop, bana bana. Ne kadar tatlı şeyler oldum ya. Vallahi cidden bir bayılacak bunlara. Ay zürafaya bak. Ay. Çıkar gidiş. Sen doktoru mu bekleyip durun ha? Sana oyuncak alıvermeye gitti. Heh. Bak bana bak. Hava soğuk, üşüveceksin. Hadi gel, içeri geçelim. Hem içeride çay demleyiverdim. Gidelim de çay içelim hadi. Hadi geç. Bittin sen doktor. Kızımı, yavrumu kurda kuşa yem ettin. Ne saçmalı lan sen? Geber doktor. Lan! Lan civcivi vurdun lan. At silahını. Sak şuna. Sen beni vursan da öldüreceğim bu hain doktoru. Gel. Kitlenmek. Dur kardeşim. Yapma anam. Kitlenmek. Anam dur. Zafir'in kızını mı buluverdin ha? Ya sadıcım acaba üzerinde etiket mi vardı? Zaten ben şans olsa Zafir'e rastlamam. Kuzum, canım. Seni bu alçak öldürdü sandım. Kaçırmışsın kızımı. Lan yürü git. Saçmalama ne kaçırması? Bana acı çektirmek istedin. Alçaksın sen. He öyle oldu. Doktor amcama kötü laf etme ana. Dadam beni o kurtardı. Evet duydun işte. Bana bakın. Kızını Müstem'in kampında buluverdik galiba. Kim götürdü seni oraya? Nenemi öldüren iki adam beni kaçırdı. Küçük bir kadına verdi. O da beni oraya götürdü. Maşallah Çitlenbik, senin de bizimle muhabbet sıfır. Anayı bir gördün, dil maşallah pamuç gibi yani. Kakala 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 konuşuyor yarım saattir. Kuzum benim. Canım. Ana iyi misin? Ana ne oldu, iyi misin? İyiyim kuzucuğum. Ne oldu, yaralı mısın? Vurdular mı seni? Şahmaran şerefsizi vurdu. Vay şerefsiz. Vay Şahmaran şerefsizi. Olayları şu anda tamamıyla idrar. Demek ki Şahmaran denen şerefsiz bizim Çitlenbik'i kaçırdı. Amacı neydi? Seni bize karşı doldurup seni bize karşı düşman etme. Vay şerefsiz vay. Doktor amcamla düşman olma ana. Canım ya. O çok iyi bir insan. Hep bizimle beraber olsun ana. Buzlar da eriverdi ha Sadıç. Ya Sadıç'ım sonuçta Zafir'le aramızda da o kadar aşılma sorunları da yoktu yani. Normal şekilde birbirimizi bir iki gebertmeye çalıştık. Ama ne oldu? Her şey açığa çıktı. Her şey sütlüman süper. Şişt, al çiçeği al. Bunlar az oyuna. Şahmaran'ı bulamadınız değil mi? Yok bulamadık. Ben Şahmaran'ın yerini biliyorum.
Alın. Aldığımız istihbarata göre Şahmaran bu şehre kaçmış. İstihbarat güvenilir mi ağabey? Güvenilir komutanım. İstihbaratı veren Şahmaran'a çalışan bir kız. Kız bizi yanıltıyor olabilir. İstihbaratı araştırdınız mı? Araştırdım paşam. Devrim muhafızlarıyla Şahmaran'ın bağlantıları var. Ayrıca bu şehirde Şahmaran'ın İranlı karısından olan oğlu yaşıyor. Bu çocuğun düğünü varmış. Düğün özel bir çiftlikte yapılacakmış. Bir şekilde oraya bir operasyon yapıp o alçağı almalıyız komutanım. Adaletin önünde bugüne kadar yaptıklarının hesabını vermeli. Bu şehir komşu bir ülkenin şehri albay. Oraya yapılacak bir operasyona onay veremem. Toplantı bitmiştir. Emredersiniz. Ben böyle bir operasyona onay veremem. Ama sana da karışamam albayım. Sen sungurlarla istediğin operasyonu yapabilirsin. Anladım komutanım. Ama operasyon deşifre olursa tüm sorumlusu sensin. Emredersiniz komutanım. Serdar. Sen ve Çiçek ha? Çok şaşırdım, teşekkür ederim. Nasıl oldun? Bacağıma platin takıldı. Çok şükür daha iyiyim. Sen nasılsın? O Şahmaran'ı yakalayabildiniz mi? Kaçtı alacak. Yakalayamadık. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Artık tehlikeden uzak. Hep evinde oturacaksın. Ve ben de hep senin yanında olacağım. Tamam mı? Bu ne demek şimdi? Yani biz şimdi artık hiç ayrılmayacağız değil mi? Nazar. Serdar. Telsizin kapalıydı. Yanıma almayı unutmuşum. Şahmaran'ın yeri tespit edildi. Operasyon var. Albay seni de istiyor Nazar. Meryem, generalin operasyonu onaylamadığını söyledi komutanım. Doğrudur. Resmi operasyon emrimiz yok. Ama bu operasyon yine de yapılacak. Bir terslik olur da operasyon açığa çıkarsa? Ya kordon dostum, acaba şu kafana taktığın şeye bir bakar mısın ya? Hiç sorun değil. Sonuçta biz böyle şeylere alışığız ya. Alışkın oluyoruz biz. Ne olacak yani? En fazla işte apoletleri söküyorlar. Ne var ki zaten sökerler. Yani zaten yoktur. Söke söke, seninkini sökerler. Ya ne olacak ağanın dediği gibi işte, vatan için sağ olsun. Bu sefer ben de sizinle sökerim apoletleri. Üniformamı çıkarırım. Ama bu çok riskli bir operasyon komutanım. Ya sonunda sizi kaybedersek? Sorun devletin bekası Nazar. Sorun sınırların ötesinde. Bizi dizayn etmek için oluşturulan küçüklü büyüklü yüzlerce terör örgütü. Sorun tersin bin yıllık planının son aşamasına gelinmiş olması. Bu savaşı kazanmalıyız. Ve Allah'ın izniyle kazanacağız. Hem başarır da Şahmaran'ı alırsak siz de temize çıkacaksınız. Üniformanıza kavuşacaksınız. Şahmaran'ı paketleyip getireceğiz komutanım. Önce Şahmaran'ın o ilçede olduğunu kesinleştirmeliyiz. Son yaptıkların affedilir gibi değil Zafer. Biz sana inandık. Sen bizi sattın. Ama gerçekten pişmansan sana bir fırsat.
bu operasyonda bize yardım edersen eğer... Göreceksiniz komutanım. Gerekirse canım pahasına o alçağı yaptıklarını ödeteceğim. Operasyonun ilk adımında o ülkeye normal yollarla ilk Celil'le zafer sızacağım. İyi işler yaptın Şahmaran. Türkiye'yi salladın. Ama adamların hedefindesin artık. Seni öldürmeden durmazlar. Bir iki paçoz Türk askeri mi? Beni korkutacak. Gelen haberlere göre senin peşindeki Sungurlar toplanmışlar. İyi iş çeviriyorlar. Güldürme beni Kasım komutan. Buraya gelecek değiller mi? İkiniz ayrı ayrı giriş yapacaksınız. Aranızda ve benimle telsiz ya da telefon bağlantısı olmayacak. Tek bağlantımız bilgisayar olacak. Anlaşıldı komutanım. Naza. Sen toparlanana kadar burada kalacaksın. 24 saat operasyonu takip edeceksin. Emredersiniz komutanım. Orada tek başınızasınız. Devrim muhafızlarına çalışan muhbirlere dikkat edin. Sizi fark ederlerse felaket olur. Sorun olmayacak komutanım, merak etmeyin. Allah'ın izniyle halledeceğiz. Şahmaran orada güvende. Maskesini kullanmayacaktır. Yardımcınız olsun Serdar. Gidin, getirin şu iblisi. Al bakalım. Geç. Asker kınası var. Hey gidi aslanlar.